şey sorayım. Sen bu röportajda kime inandın? Peki diyor ki ya detay çok veriyor ya, para vermemek için mi bunları söylüyorsun diyor. Param yok ki zaten, 5 kuruşum yok. Hem aşık ol, hem bırak, hem de üstüne para al. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok diyor. Bravo ya. Hem Evet. git hem yani diyor ya adam ben diyor ruhumu onunla tazelerken senin paranla da özgürlük yaşayacağım demek istedi diyor. Yani Vay be. ya o Ve dönemde biliyorsun Eren Talü ile ilgili ben şunu hatırlıyorum, bak bu kadar detay hatırlamıyorum Ayşe Arman'ın röportajını. İlk defa okudum ve şok geçirdim ama Eren Talü'nün alkol sorunu olduğunu yıllarca bilirdik. Yani magazinde çok çıkmıştı. Belki de acaba alkole bu olaylardan sonra mı başladı? Bilmiyorum ki. Çünkü diyor ki röportajın son cümlesi, ya antidepresana başlayacaktım ya da alkole. Ya. Çok ağır bir şey aslında. Bir Çok erkek ağır içinde, ya. Bir bir de iki kadın içinde tane çok kız ağır. Ay. evladın varken annesinin ya da sevdiğin kadının diyelim. Bu şekilde tasvir et. Ececiğim bir hikaye kitabı okur gibi anlatıyorsun. Yani bir hikayedeki İnanılacak kadın gibi değil, değil mi? roman başrol kahramanını anlatıyor gibi anlatıyorsun. Ya bunu biz dizilerde şu an konu etseler, ay saçmalamayın, bu kadar da abartı olmaz demez Ay misin? yani bu biraz yaşanacak şeylerin çok çok üstünde bir şey. Yani Allah korusun, şeytana uymayalım, uydurmayalım. Gerçi pardon da bir dakika, bunu da söylemem lazım. Söylemezsem olmaz. Çatlarım Ya diyorsun. dün bak kanalları değiştiriyorum. İşte Eymen'le evdeyiz ya, ateşi var çocuğun. Bari güzel bir şey bulayım dedim. Esra Erol denk geldi. Alt yazıyı okudum sadece. Nasıl geçeceğimi şaşırdım. 4 yaşındaki çocuk babasından mı yoksa diğer adamdan mı? Alt yazı o. Anne bilmiyor mu kim olduğunu? Anneye soruyorlar işte, Bilmiyor. kocandan mı yoksa sevgilinden mi? Nasıl? Sevgilisiyle yıllar evvel yazışmalar, Facebook yazışmaları falan çıkarmışlar. Aynı. 4 yaşındaki çocuk kimden diye alt yazıya bak ya. Ne duruma geldik biz ne ara böyle Ay çok olduk kötü ya. be. 4 yaşındaki çocukla ilgili yazılan alt yazıya gelin yani. Hayır, bu Onunla şimdi olmuş olan yani aynı. yaşananlar. Müge Anlı'da da var bu, Esra'da da var. Herkes de yani artık ünlülerin hayatını diyoruz, inanılmaz diyoruz. Kendi hayatıma belki bazen diyorum ya işte keşke bu olmasaydı dediğim şeyler olabilir. Ama bir anda bakıyorsunuz bizim içimizde neler oluyor ya. 4 yaşındaki çocuğun babası araştırılıyor. Hem de Bak. herkes gayet rahat. Anne orada, baba orada, sevgili orada. Oh, rahatlığa Ya bak. Acaba of. çocuk kimden? Sen ne zaman birlikte olmuştun? Ay ben şu dönem. Ay ya böyle bir muhabbet olabilir mi? Ne acı bir şey ya. Ay doğmamış çocuğa bile büyük Yani haksızlık şimdi yapılmış. onu diyorum. Acaba Defne bu açıklamayı yapmaktan dolayı üzgün müdür? Eskiler açılıyor diye. Pişman olmuş Pişman olabilir. oldu mu? Ama Defne'nin enteresan bir hırsı var Ece ve öfkesi. Her şeyi göze alan bir yapısı var bence. Gemileri yakarak yaptı o açıklamayı. Yaptı, evet. Bence geçmişin konuşulmasından çok Cem'in tepkisinden de korkuyor olmalıydı. Onu bile yok saydı. Ahmet Hakan bugün köşe yazısında bu açıklamayı birazdan izleyeceğiz. Siz de aynı fikirde misiniz? Soralım. Diyor ki eskiden gözümde cool bir Defne Samyeli vardı. İşte aldatılsa da takmaz, ayrılsa da takmaz, yoluna devam eder, hiç geriye bakmayan bir Defne Samyeli. Ama şu an o tüm görüşlerimizi yıkmış bir Defne Samyeli var diyor. Artık cool'luk ne kelime ne hacet diyor. Siz de aynı fikirde misiniz? İzliyoruz. Bu açıklamaları artık ezberledik. Evet, Ahmet Hakan diyor ki cool'luktan öte yani Bu açıklamalar soğukkanlı. üstüne diyor Ahmet Evet, bu Hakan. açıklamanın üzerine soğukkanlı bir Defne Samyeli vardı ama artık gözümüzde o değil. Belli ki çok sinirlenmiş diyor. Belli ki hırsını alamamış bir Defne Samyeli diyor bugünkü köşe yazısında Ahmet Hakan. Cool'luk mudur? Takmamak. Aldatıldığını takmamak yani için. Bence başka bir güçtür o. Ya evet, çok güçlü olmak Çok lazım. güçlü Allah olmak hiçbir lazım. kadının, hiçbir erkeğin de, erkek için de çok acı bir şey başına getirmesin. Yani öyle bir şey olduğunu bile bile göz göre göre, hele sevdiğin insan, bak bazen ilişkiler biter ve gerçekten hani aşkın da biter. Prosedür olarak evli Vallahi kalmak durumunda sallamazsın. kalırsın. Sadece evlilikte de değil. Yani bir beraberlikte de sevgilin olabilir ve takmayabilirsin bir can. Ya aman dersin, anladın mı? Ama çok seviyorken çok canı Çok çok yanar. acı. Çok canı yanıyor belli Yani onu yani. takmamak cool'luktan ziyade dediğim gibi ciddi bir idman isteyen, güç isteyen bir şey. Yani nasıl görünürüm acaba takmasam falan diye bir aldatılma cool'luğu ben olamaz. Ya bence yanlış bir cümle kullanmış. Evet ama Defne daha önceden umursamaz olabilirdi. Ama çünkü Defne Cem'e daha önce Aşık bu kadar oldu. aşık Evet, olmamıştı. belki de ilk kez aşık oldu, bilemeyiz ki. Ve peki bu açıklamalar yapılırken Cem Yılmaz ve Serena ilişkisinde neler oluyor? Önce Cem Yılmaz bir paylaşım yapıyor Twitter'dan. O paylaşım tabii ki Defne'ye yoruluyor. Ama şu an ne paylaşsa zaten Defne'ye Ozan'a da yorulacak. yoran oldu biliyor musun? Allah Arkadaşların Allah. sen affetsen ben affetmem gibi. Peki o paylaşım verebiliyor muyuz?
Bilal Bey? Bunu Defne'ye nasıl yorabiliriz? Herkes Defne'ye yormuş ama dostlardan koru. Yani yakınların yapacağı açıklamalardan koru anlamında mı? Yoksa işte Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisine mi o şey vardı ya hani Muzaffer. Muzaffer denilen şahsa mı acaba? Yapımcı. Yapımcılık Ozan'a yapıyormuş. mı? Evet. Yok. Antalya'daki hadise de ortaya çıktı biliyorsun böyle bir durum Biliyorsun olunca. değil mi? O hanımefendi de açıklama yaptı. Kocam Hangi? Serena için yuvamızı yıkmadı. Antalya'daki adam Ha, evli. Antalya'daki evli. Murat Bey. Evet. Evli. Onun Ya karısı da şimdi zamanında demiş ki benim kocam Serena için yuvasını yıkmadı. Şeylik için demiş. evet, onların da bayağı 2 yıl falan süren bir Sürdü. ilişkisi Yuvasını olmuş. yıkmadı ama bayağı 2 yıl Yuvasını da yıkmayıp evet 2 yıl devam devam etmek de bir ettirmesi tuhaf yani ablacığım. bir tuhaf, kabul etmesi de kadın tarafının bir tuhaf olmuş. Peki şimdi o sonrasında da ne oldu biliyor musunuz? Dün gece neler yaşandı? Allah'ım trafiğe Anlat. bak ya. Ha, dün gece neler yaşandı şey değil Bir mi? gidiyorlar bebeğe. Ha, bebekle bir mekana gidiyorlar ve sonrasında telefonları kapattırıyorlar. Yani bebeğe gidiyorsun ve telefon kapattırıyorsun. Çekilmek istemiyorlar. Bebek de mekanda görüntülendiler. Şöyle söyleyeyim. Yaşadıkları aşkla gündeme bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti dün Bebek'te gittikleri bir mekanda tüm masadaki telefonları gözetim altına aldırdı. Mekandaki müşterilerin ünlü çifti olası durumda görüntülemelerine güvenlik görevlileri de izin vermedi. Ne münasebet ya? Ne münasebet insanlar ama bir dakika bir yerde de haklılar. Ne diyorsun ya? Vallahi bak bir yerde düşünün şimdi. Uçan kuş Can Tarya ne yaptı? Gönüllü Gönüllü muhabir. Dün ne diyor herkes? Siz muhabirler. gönüllü Gelin müsünüz? gelin Siz de gelin. gönüllü müsünüz? Cem herkese E gönüllü. şimdi herkes gönüllü olacak. Alacak telefonu çekecek. Şimdi onların da böyle telefonları şey yapmak değil de rica edebilirler mesela. Herkes de çok anlayış gösterdi. İşte böyle bir hassasiyet durumu Evinizde yaşıyoruz. oturun. Defne açıklama yapıyor görüyorsunuz biz de Eskiden işte. 4 gün çıkmıyordunuz. Yine gidin. Ne oldu yani? Serenay'ın evine artık gidemiyorlar. Komşular konuşuyor. Ev alma komşu al. Serenay'cığım. Komşunu seçemiyorsun. Bir de ben yine de ne olursa Evet. olsun o zaman o bebekteki mekan. Bana dese ki telefonunu alacağım pardon. Hayır Pardon. tabii ki canım öyle bir şey yapamazlar da Pardon. bence rica etmişlerdi lütfen çekmeyin diye ama artık bu çiftimiz gözler önünde aşkını yaşamaya başlıyor. Atina'dan gittik bebeğe. Bebek yakında olur, Etiler, Yani bir başka tane var yerler olur. ya şey AVM bütün magazin orada. Orada yemek yiyebilirler yani. Tabii, her an karşımıza çıkacak bu çift belli. Eğer aşkları güçlüyse, kuvvetliyse, öyle gelip geçici bir şey değilse de sağ salim çıkacaklar bu ilişkiden Bu ilişki bence. biraz yıpranacak ama bu süreçte. Bence Yıpranmıştır hazırlıklı tabii. olmaları lazım. Defne susmayacak. Defne'nin geçmişi açıldıkça Defne daha da çok çıldıracak. Bir tık üstüne çıkacak. Ama öyle mi? Tamam ama ben şunu da yaşadım diyecek. Öyle mi? Ben bunu da yaşadım diyecek. Ve sonrasında bence bu ilişki biraz yıpranacak. Evet. Serenay da o olgunlukta mı? Bilemiyorum. Jennifer Lawrence o olgunlukta değildi. Şimdi diyorlar ki, ay çok konuşuyorsunuz işte Cem Yılmaz Serenay olayını. Ya günlerdir Twitter'da her yerde en çok konuşulan Bir konu. dakika bu Siz bizim zaferimiz konuştuğunuz ya. için biz de konuşuyoruz. Hayır bir dakika bu bizim zaferimiz bir de yani. Evet Bizim yani. zaferimizi tüp Türkiye konuşurken biz niye konuşmayalım? Ha, Ah pardon da. konuş bir can bale. Açıklama yapma be. Şimdi şuna geleceğim. Sosyal medyada en çok konuşulan konu en çok tartışılan olay ya Evet. onlarla da ilgili o kadar komik espriler yapıyorlar ki Evet ya tabii bu... yaratıcıyız. Bakın bu Titanik görüyorsunuz bir martı ısırıyor burnu. Acaba o martı Defne Defne mi bu? Samyeli mi? Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli, Cem Yılmaz üçlüsü Aşk-ı Memnu Evet yapmışlar. ya. Defne yalnız şey. Serena'yı Bihter yapmışlar. Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz. Öf. O ne şey mi? Bu Öf. Programın içinden şey çıkıyor. çikolatalı şey kek yapmışlar. İçinden kuru fasulye. Gerçekten çok kötü ya. Sabah sabah. Aman. Ah. Hamile var ya. Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya aşk üçgeni izliyoruz diye tweet gelmiş. Doğru. Beren Saat'in bir bakışı var. Heh, tam onu söyleyecektim ya. Bu bakışı Defne Samyeli Peki. ile acı bakış. Gerçekten ben de üzüldüğüm zaman böyle bakarım. Gerçekten mi? Vallahi çok hissettim. Şöyle peki deyip kenara çekilir misin? Nasıl? Peki deyip kenara çekilir misin? Bazen gerekiyor. Bazen de bak çekilmeyince de neler başına geliyor. Şimdi Defne belki de pişman bu Bence Defne açıklamadan. şeyi söylesin ya. Karolin'in şarkısını. Hangisi? Yar benden vazgeçmiş canı sağ Sağ olsun. olsun. Bence onu söylesin. Evet. Peki. Medyanın diline düştü bu çiftimiz. Acaba Cem Defne. Yılmaz Serenay Sarıkaya pişman mıdır? Ya nereden bulaştık bu ilişkiye? Diyorlar mıdır? Cem biraz sıkıntıya düşmüş olabilir ama Serenay bence iyidir ya. Mutludur diyorsun. Herkes Serenay'ı konuşuyor.
Kimse Cem'in şey, Serena'nın geçmişini konuşmuyor şu an. Peki.